Gençlik zamanı hatırladım. Eski olan güzel gençlik. Kaç 23 sene sonra bu fotoğraf resimler gördük, o mutluluk, onu hissettim tekrar. 23 sene geri dönmüş gibi böyle bir durum var. Hoca küçük zamanda, hoca işte anlatıyordu. Erken yatın, erken kalkın. Yani şunu yapın, bunu yap. Ben her şeyi alıyorum, o her şeyi ne dediğini her şeyi tam yapmaya çalışıyorum. Hoca söyledikten sonra işte sabah kalkıp koş yapması lazım. Çeçenistan'da doğdum. Şimdi judo da popülerdir. Çeçenistan'da, Kafkasya'da çok popüler judo. 10 yaşında başladım. Arkadaşlar, komşular, abiler, herkes judo gidiyordur. Onlar işte davet ettiler, onlara söyledim beni alsınlar. O şekilde judoya başladım. 93'te geldik, davet etti federasyon başkanı. Davet etti, geldik. Yaşam tabii şimdi ilk yer değiştirmesi her zaman sıkıntı yaşıyor. Yani zor, onu alışması lazım. Ama hedef koyduğu için yani her şeyi kenara bırakıp yolu devam ediyoruz. 97'de Avrupa şampiyonu oldum. 99'dan dünya ikincisi oldu. Finalde de kaybettik yani o şekilde. Şimdi zaten daha önce de bize Larbi'den devamlı birbirine maçlar yapıyoruz. Bazen o kazanıyor, bazen ben kazanıyorum. Böyle değişik pozisyonda. O günde kim daha uyanıklı, kim gününde oluyorsa o maç alıyor zaten. Dünya Şampiyonası'nda final maçında ben zaten plan yaptım. Yani bunu dayanıklık olarak, ondan benim dayanıklık daha iyidir. Maç yarısı geçtikten sonra biraz daha baskıyı, biraz daha tempo artırıp ama ilk dakikada peş peşinde şidolar aldığı zaman da yani bir şidoda da maç kaybedecektir. Yani o şekilde mecbur kaldım, riske girdim. Yaklaştığı zaman da ya o ya ben atacak, böyle riske gittik. İşte o attı, öyle kaybettim. Şimdi dünyada kaybettikten sonra ben düşündüm yani bu işler hakemlere bırakırsa yani kazanması şansı yok. Yani bunu şampiyon olmak istiyorsa girip hakemlere verebilir, vermeyebilir, bu şansı bırakırsa şampiyon olması şansı yok. Yani öyle konsantre oldu, öyle hazırlama yaptık. 2000 Sydney Olimpiyat şampiyonu oldum. Türkiye adına yarıştım. Final çıktıktan sonra zaten dedik yani az bir şey kaldı yani. Şampiyon olmak için, bu hedefe kalması için az bir şey kaldı. Daha iyi konsantre oldu, daha iyi güven geldi yani. Burası zaten hakem de ipon vermiş. Çok mutlu oldum. Sevilmiş pozisyonlar halini ellere kaldırdık. Madalyalar alan Avrupa, dünyada, olimpiyada. O günde herkes o birinci olabilir, altın madalya kazanabilir. İşte o günde işte nasip böyle oldu. Madalyalar aldık. Sporun güzellik o zaten. Bir günde bir kazandı, diğer günde başkası kazandı. İşte hayat, sporda bu. Güzellik bu. Şimdi bu anında zaten mutluluk yaşıyoruz. Yani bütün yıllarca, 5 sene, 15 sene, belki 20 sene çalıştığında yani bunu sonuçlar alıyorsun ve çok mutlu oluyorsun o anında. Yani bu çalışmanın boşa geçmedi biliyorsun yani. Ondan işte mutluluk yaşıyorsun yani. Kocaeli'den komple hem Tom hem kulüp olarak da yani judocu şampiyonlar çıkartması için uğraşıyoruz. Yani ne diyorsa her şeyi yapın. Yani disiplinli olun, rejimli olun, çalışkanlı olun. Yani teknik çalışması, her şey bir anda getirmezse zaten şampiyon olması şansı yok. Ben zannediyorum hedef koyan bütün sporcular için yani en büyük hedef, en tepesi zaten olimpiyat.